Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makrome magnet yapacağız. Bu görmüş olduğunuz modeli yapacağız. Bu şekilde üç renkli. Haydi videoya geçelim. Malzemelerimiz 3 renk makrome ipi. Aynı şekilde ekru ipten ben 3'er adet 16-20-24 santim olarak 3'er adet ip kestim. Bunlar orta kısımlar olacak. 1 adet magnet, tarak, makas, silikon tabancası gerekiyor. Haydi örmeye başlayalım. Bu ipler için ortada kalan iplerin etrafını örmek için de 70-90-110 santim olarak 3 tane ip kesiyoruz. Yani her rengin 16 santim olana 70 santim, 20 santim olana 90 santim, 24 santim olana da 110 santim ip kesmiş oluyoruz. O uzun iplerle de bu şekilde etrafını örüyoruz ana iplerimizin, ortada kalan iplerimizin. Kare düğümle başlıyoruz. Bu şekilde bir sabitleme düğümü atıyoruz. Soldaki ipi tutup üste tutuyoruz. Sağdakini alttan içinden çıkarıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Sağdakini bu şekilde üstten tutuyoruz. Soldaki ipi alttan, önce ipin üstünden sonra da örgünün altından geçirip sıkıştırıyoruz. Bir sağ bir sol olarak ilerliyor bu düğümümüz. Bu şekilde sağdakini üstten tutuyorum. Soldakini alttan içinden geçirip sıkıştırıyorum. Soldakini üstten tutuyorum. Sağdakini alttan içinden geçirip sıkıştırıyorum ve kare düğüm elde etmiş oluyorum. Yine düğüm tekniklerini merak ediyorsanız, bilmiyorsanız eğer düğüm teknikleri videoma bakabilirsiniz. İp bitene kadar örüyorum. Bu şekilde elimle şekil veriyorum. Gökkuşağı şeklini alacağı için ovalleştiriyorum. Diğer renkleri sırayla örüyorum. Yine örerken üzerine tutup hizalayarak da örebilirsiniz. Tam eşit olsun örgü boyları diye. Şimdi yanda kalan ördüğümüz ipleri arkaya yapıştıracağız, saklayacağız. Kısacık kesiyoruz, yarım santim uzunluğunda. Arka tarafa silikon sıkıp üzerine yapıştırıyoruz. Güzelce bu şekilde sabitliyoruz. Bütün örgülerimiz için aynı işlemi uyguluyoruz. İplerimizi yapıştırdık. Şimdi gökkuşağını birleştirme zamanı. En küçük olanın üzerine incecik bir silikon sıkıyoruz. Üzerine büyük büyüklükteki örgümüzü yapıştırıyoruz. Onun da üzerine yine incecik bir silikon sıkıyoruz. En büyük olan ölçüdekini yapıştırıyoruz.
Şimdi püsküllerini ayarlama zamanı. Püsküllerini böyle kesiyorum. Hepsini aynı hizada olacak şekilde güzelce tarakla tarıyorum. Ve dümdüz kesiyorum. Şimdi mıknatısını yapıştıracağız. Arkasını çeviriyorum. Mıknatısıma biraz silikon sıkıp üzerine yapıştırıyorum. Ve son hali bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Çok tatlı bir magnet oldu. Siz de hediyelik olarak ya da kendi dolabınıza yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.